Poplet tanıtım videosuna hoş geldiniz. Poplet, fikirleri organize etmenin ve görsel olarak sunmanın en basit yollarından birisidir. Kavram haritaları oluşturmanın yanında öğrencilerin bir proje hakkında işbirliğine dayalı olarak çalışmalarına da olanak sağlamaktadır. Poplet, düzenli not tutmak ve kavram haritası oluşturmak için kullanabileceğiniz bir web 2.0 uygulamasıdır. Poplet uygulamasını kullanmak için siteye girdiğinizde gelen ekrandan try it out butonuna tıklayarak Poplet demo sayfasına ulaşabilirsiniz. Dilerseniz buradan sign up butonuna tıklayarak kayıt yapabilirsiniz. Uygulamanın iOS versiyonunu indirmek isterseniz de get the app butonuna tıklayarak iTunes üzerinden indirebilirsiniz. Aracımızın Android uygulaması mevcut değildir. Eğer üyeliğiniz varsa sağ üst köşedeki login butonuna tıklayarak uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Ben daha önceden kayıt olduğum için uygulamama kullanıcı adım ve şifremle giriş yapıyorum. Karşımıza gelen ekranda yeni bir poplet oluşturmak için make new poplet butonuna tıklıyorum. Karşıma böyle bir ekran geldi. Buradan birinci kısma oluşturmak istediğim popletime bir isim veriyorum. ismini verdikten sonra ikinci kısımda ise arka planımın rengini belirliyorum. Ve belirledikten sonra da make it so butonuna basarak poplet sayfamı oluşturuyorum. Açılan sayfa bizim poplet çalışma sayfamızdır. Yeni bir poplet nesnesi oluşturmak için ise mouse'un sol tuşu ile çift tıklıyoruz istediğimiz bir yerde. Bu bizim kavram haritası oluşturmamız için gereken bir nesnedir. Bu nesneleri çoğaltmak için ise yandaki bulunan dört ayrı yerde bulunan yuvarlaklara tıklayarak istediğimiz yerde bir nesne daha oluşturabiliriz. Bunları istediğimiz kadar çoğaltabiliriz. Mouse ile çekerek istediğimiz yere bırakabiliriz. Bu nesnenin etrafındaki imleçleri tanıtmam gerekirse eğer biz bu nesnemize çerçevesini, rengini değiştirebiliriz. Bu kısımda ise çerçevemize bir yazı ekleyerek bu yazının hizalamasını veyahut da boyutunu ayarlayabiliriz. Draw Things seçeneğinde ise herhangi bir çizim rengi seçerek istediğimiz şekilleri çizebiliriz. Görsel kısmında ise Upload Things kısmında ise bir video veyahut da bir görsel ekleyebiliriz. Yukarıda bulunan butonları tanıtmam gerekirse Home kısmı ile ana sayfamıza gidebiliriz. View All kısmında ise ekranımızı büyültüp bütün eklediğimiz kutucukları tek bir ekranda görebiliriz. Zoom ile yakınlaştırıp uzaklaştırabiliriz. Buradan arka planı istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Seçenekler kısmında ise New Pop ile yeni bir kutucuk oluşturabilirsiniz. Save ile çalışmanızı kaydedebilirsiniz. Edit ile kopya yapıştır ve geri al işlemlerini yapabilirsiniz organize ile poplet kutucuklarının hizalama ayarlarını yapabilirsiniz. Et Content ile Flickr, YouTube veya Google Maps içeriği ekleyebilirsiniz. Poplet'in sunum modunda ön izlemesini yapabilirsiniz. View kısmı ile. Export kısmı ile hazırladığımız Poplet dosyasını bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Labs kısmı ile Poplet zaman çizgisini ve Poplet izinlerini görebilirsiniz. Poplet Linker ile daha önceden hazırladığınız Poplet dosyasına kısa yol oluşturabilir ve dosyalar arası geçiş yapabilirsiniz. Duplicate Poplet ile aynı nesne ve özelliklerde kopya Poplet kutucukları veyahut da dosyaları oluşturabilirsiniz. Print ile oluşturduğunuz Poplet'i yazıcıdan çıktı olarak alabilirsiniz. Language ile ise Poplet dil ayarlarını yapabilirsiniz sizlere uygulamayı daha iyi tanıtabilmek için birlikte bir kavram haritası oluşturalım. Öncelikle çalışma alanım üzerinde herhangi bir yere çift tıklayarak kavram haritasımı kutucuğunu oluşturuyorum. Buraya bir text ekleyelim. Yazımı ekledikten sonra boyutunu ayarlayabilirim aşağıdaki kısımdan. Kutucuğumun boyutunu ayarlıyorum. Bu benim başlığım olsun ve ben etrafına başka kutucuklar ekleyerek poplet tanıtımını bir kavram haritası şeklinde düzenlemek istiyorum. Çekip bırakarak başka bir kutucuk ekliyorum. Resmimi seçiyorum. Ben buraya bir resim yüklemek istedim. Resmimi seçtim, yükledim. Bir başka kutucuk ekliyorum. Yine ben buraya yine bir resim eklemek istiyorum. Resmimi seçtim, yükledim. Bunları diğerleri için de tek tek uyguluyorum resim eklemek zorunda değilsiniz. Siz buralara bir yazı ekleyerek de kavram haritanızı oluşturabilirsiniz. Diğerler içerisinde aynı uygulamayı yapıyorum. Benim kavram haritam hazır fakat bu resimleri birbiriyle ilişkilendirmem için birbiriyle bir bağ kurmam gerekiyor. Hepsini tutup köşelerinden ortadaki başlığımla bir ilişki kuruyorum. Kavram haritam hazırdır. Ben kavram haritamı hazırladıktan sonra paylaşabilirim artık. Paylaşmak istediğimde ise ekranımın sağ üst kısmında bulunan şehir butonuna tıklıyorum. Oluşturduğunuz Poblet'i sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Make Poblet public, public butonuna tıklayarak Poblet'i herkese açık olarak işaretleyebilirsiniz. Add Collaborator butonuna tıklayarak arkadaşlarınızı Poblet'e ortak çalışma arkadaşı olarak ekleyebilirsiniz. Mail adreslerini bu kısma girerek Add Dem seçeneğine tıklarsanız eğer arkadaşlarınızı ortak çalışma arkadaşı olarak ekleyebiliyorsunuz. Poblet kavram haritası aracımız bu şekildedir. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz.